Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Beni soracak olursanız benim moralim çok bozuk arkadaşlar. Biz dün kümesin her yerini kapattık. Kapattık yani elimizden geleni yaptık. Maalesef e, dört tane civcivimiz kayıp. Ne tüyü var ne kendisi var. Nereden aldı? nereden aldı da götürdü ben bilmiyorum arkadaşlar bakın her yer kapalı inanın yani dün eşimle eşim bazı yerlere köpük sıktı ben bazı yerleri kapattım çuvalla ama nereden girdi nereden aldı hadi al, hadi kendisi girdi civcivi nasıl çıkardı yani inanın civciv çıkarılacak bir delik yok yok yani her yer kapalı yani şu an o kadar içim yanıyor ki, o kadar üzgünüm ki. Ya ben bu hayvanları mutlu olayım, yani bana iyi gelir diye aldım. Ben üzülüyorum çok ya. Nereden girdi ben bilmiyorum arkadaşlar. Biz her yeri çevirdik, yaptık. Dört tane gitti. Zaten iki tanesi de hasta. İyi değil. Ya bakıyorum aklım fikrim almıyor yani. Nereden girdi? Ya yavrularım benim ya. Baksanıza. Elif'inkiler kalmış. İki tanesi zaten hastaydı. Onlar kalmış işte. Yani yem vermeye girdim. Sabah sularını doldurmaya girdim. Ay baktım cecirler Dört tanesi yok. Çok üzüldüm ya. Gerçekten. Zarife de kalktı şimdi. Ben civcivlere bakmaya geldim. Daha erken saat arkadaşlar. Saat daha yedi. Civcivlere bakmaya geldim. Zarife de yazık. Ben onu Zarife'yi sekiz buçuk gibi bakıyorum. Zarife'yi de bir buçuk saat erken rahatsız etmiş oldum. Ahırdan yem almaya gittim civcivlere. Of. Ay Allah'ım ya Rabbi. Yani böyle bir üzüntü yaşadım sabah sabah. Ben biliyorum boyumu. Ben üzün üzülüyorum yani. O yüzden tavuk falan istemiyordum. Dedim hadi neyse alayım çocuklar dedim hani taze çocuklar da biz de. Etini taze yersin, yumurtasını taze yersin. Hem dedim bir meşgale olur bana. E gördünüz eşim de oğlum da kümes yapmaya uğraştılar. Her tarafını telle çaktık Allah Allah. Ya ben anlamıyorum arkadaşlar gerçekten. Ya neyi anlam veremiyorum? Yani orada yesek kümesin içinde tüyleri olurdu. Hadi Kendin girdin esnek bir hayvan hadi tamam girdin. Sen çıkarken o civcivi nasıl çıkardın? Bir tane tüy yok hiçbir yerde. Sanki civcivler buhar olup uçtular. Gerçekten. Şaka, şaka gibi ya gerçekten şaka gibi. Ay, elim kolum kırıldı sanki. Yavrularım benim. Azıcık kaldılar. Orada bakın. Tabağı, eski bir tabak vardı. Onun içine yem koydum. Ay Allah'ım ya. O zarifenin sakatladığı civcivi. Biz onu tekrar böyle kendine getirmek için o kadar uğraştık ki arkadaşlar. Elimizle besledik günlerce. O bile yok, o da gitmiş. Teyzülerim benim, yazık. Kalanı bile üzgün, inanın kalanlar bile üzgün yani. Neyse arkadaşlar, ben zarif ye yem vereyim. Tarlaya geldim arkadaşlar. Moralim bozuk ama yapılacak işler var. Güneş doğmadan, güneş iyice kızdırmadan şu pırasanın otunu temizleyeyim. Gerçekten çok kötü. Bayağı bir kötü. Bu biberler ot içinde. Biliyorsunuz bu güzelim domateslerimi ilaçla yaktılar. İlaç atıldı. O yüzden eltimi anlatmıştım. Eltim de sağ olsun bana domates fidesi getirdi. Şimdi onları hemen dikeyim de vakti geçmeden. Domateslerimi diktim arkadaşlar. Biraz fasulyem kalmıştı biliyorsunuz. Onu çapalayacağım. Şöyle bir ara. Şöyle 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 bir şekilde. Burası kalmıştı. Mecburen yarım kalan işlerimi yapıyorum. Halı yıkandı. Evde cam kapı silinecek. Eşyaların altı temizlenecek. Ama bir taraftan da bunları da yapmam gerekiyor. Bunlar da kalmasın. Güneş dedim iyice kızdırmadan yapabildiğim kadarını yapayım. Domatesler dikildi. Şimdi şurayı başa vurayım. Şöyle bir ara. iki sırık arası. Şimdi fark ettim arkadaşlar. O civcivlerin acısına anlamamıştım. Yani öyle kafam böyle bir bozuk geldim buraya. Çapaladıkça fark ettim ki Maalesef bu iki sıra fasulyeme de ilaç gelmiş. Allah'ım ya Rabbim. Gerçekten var ya bugün her şey üst üste geliyor ya. Ya ben bu halimle bahçe yapıyorum. Şu hale bakın yemin ederim var ya üzüntüden midem bulanıyor şu an. Başım dönüyor. İki sıra fasulye ya. Sıra çıkmak üzerelerdi. Fasulye sırığın üzerinde kurumaya başlamış. Bakın. 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 Ucu nasıl sarı. Yani bunlar yok olacak arkadaşlar. Bu iki sıra çöp. Bu iki sıra çöp. Yine de çapalayacağım. Ay. Bakın neredeyse şu üçüncü sıraya bile gelmiş. Bu nedir ya? Bu nedir Allah'ım ya Rabbim? Ah. Neyse çöp alayım ben yine de kalmasın otlu. Bakın arkadaşlar nasıl kurumaya dönmüşler görüyor musunuz? Bakın. Bakın. Hep böyle. İki sıra komple böyle. Yani ot, ila, ot ilacı atılıyor. Tarla şey mısır kurtulsun diye. Mısırı kurtaralım derken olan benim fasulyeleri oldu domatesleri oldu. Ah ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Oh. Ay boşuna kürek sallıyorum ya. Gerçekten boşuna kürek sallıyorum. Yazık günah emeklerime. Sakat kolumla bahçe yapmaya uğraşıyorum ama. Oh. Benim özendiğim kadar özenilmiyor maalesef. Ya bir de çapaladım ya. Etrafını çapaladım ki makine girmesin diye. Gözümün önünde zaten bastılar ilacı. Bu erkek milleti var ya arkadaşlar, kadınların emeğine asla değer vermiyor. Bu ilacı makinenin başında bir kadın olsaydı, inanın o kadın bahçenin etrafında dikkat ederdi. Erkekler paldır küldür. Gerçekten. Bence bütün işleri kadınlar devralsın. Gerçekten o makinenin başında bir bayan olsaydı o kadar özenle ilaçlardı ki. Çünkü burada bir emek var. Bilirdi yani en azından emeğin ne olduğunu. Erkek milleti paldır küldür özensiz. Yani inanın şu bahçeye bastığı ilacı mısırların içine basmamıştır. Bassaydı şimdiye kadar mısırların içindeki ilaç kururdu zaten. Bugünkü öfkem var ya, bugünkü üzüntüm, Ay yemin ederim beynimin ortasına ağrılar girdi. Fasulyeyi çapaladım arkadaşlar. Kuruyacak biliyorum. Kuruyacağını bile bile yine de bir çapa vurdum. Bir umut. Şimdi pırasalara geldim. Pırasaların da şu kısmı çıkmamış. O kısmı çapayla yapacağım. Bu kısmı da elle çekilecek olan otları elle çekeceğim. Çapa olmaz burada. Çünkü çok sık e, yani pırasa var. Aralarını yanıma bıçak alacağım. Otları derinden alacağım. Çapa olmaz biliyorsunuz ki. Elle alacağım. En azından marullarımın hepsi tutmuş. Çok güzel. Şöyle kara marullarım çok güzel. Ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar. Gerçekten şöyle tripodu karşıma alıp da sizinle çapa yapacak sizinle iş yapacak gerçekten halim yok. Gerçekten çok üzgünüm. Bir de yorumlara ben geç cevap veriyorum arkadaşlar. Bir iki gün sonra işlerim oluyor. Bazen akşamları biraz ateşleniyorum, rahatsızlanıyorum. Elim kolum kalkmıyor. O yüzden bir iki gün sonra cevap veriyorum. Yani elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Mesela Dün Reife Özcan arkadaşım şey demiş hani yorumlara cevap yoruma cevap vermiyorsun ama e, ben yine de yazayım neyse e, diye yazmış. Yani siz yorum yapın ben size tekrar e, yani geç de olsa dönmeye çalışıyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Hepinizin yorumlarını okuyorum. Bazı arkadaşlar gibi kalp koyup da geçiştirmiyorum yorumlarınızı arkadaşlar. Hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Ee, o Arkadaşım öyle deyince dedim e, Bir hatırlatayım size de Siz yorumlarınızı yapın arkadaşlar Ben size dönüyorum Dönerim yani er geç Dönerim ee, Öyle düşünen arkadaşlarım varsa Onlara da söylemiş olayım Bu vesileyle Durum böyle arkadaşlar Zaten kafam olmuş bir dünya Gerçekten Bir, bir gün güzel bir gün geçiriyorsunuz Ertesi gün e, hayatınız böyle alt üst şuraya yani buna da hamd olsun. Büyük büyük laflar da etmeyin. Buna da hamd olsun da. Yani insan üzülüyor arkadaşlar. Emek veriyorsunuz. Emek 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 o fasulyeleri ben 3 defa ektim. Ektim çıkmadı. Ektim çıkmadı. En sonunda çıktı. Ona da bastılar ilacı. İnsan üzülüyor. Bazen diyorum ki hiçbir şey yapmayayım. Hiçbir şey yapmayayım. Evin içini süpürüp oturayım. Aslında yapmam gereken de o zaten. Ama ben yine de diyorum ki hani köy yerindeyiz, her şeyimiz olsun. Olsun ama olmuyor işte böyle her şeyinin gerçekten düzenli olması lazım bir iş yapman için. Mesela hayvan bakıyorsun, ahır düzenli değil. <laughs> ahır düzenli değil. Ne suluğu var, ne yemliği var. Civciv bakıyorsun, düzgün kümesi yok. Ne kadar her yerini kapattık desek de açık açık ufak ufak yerler var. Oralardan girdi aldı işte. Bahçe yapıyorsun, tarlana gelen ilaççı emeğine saygı duymuyor. Paldır küldür, her yere basıyor ilacı gidiyor. Yani durum öyle arkadaşlar gerçekten. Cevizlerime bakar mısınız nasıl güzel büyümüşler. Bunlar da ilaç istiyor, bunlar da bakım istiyor tek başına böyle her şeyi sırtlanmak, her şeye hücum etmek çok zor. Mücadeleci olacaksın ekip olarak. Ekip olarak mücadeleci olmazsan her şeyin böyle ziyan oluyor maalesef. Of dedim sabahtan beri kendimi sıkıyorum dedim ağlamayacağım, ağlamayacağım ama gerçekten çok sinirlendim. Çok öfkelendim. Şimdi eltimle konuştum. Yazık onun da fasulyelerine ilaç atmışlar. Yazık yani o kadın da bu sene yaşadı zaten yaşayacağı kadar acı. O da yani gidiyor ta nereye bahçeye. Orada büyük bir ağaç var göstereyim size. Büyük bir ağaç var. Onun da bahçesi orada. Onun da fasulyelerine basmışlar ilacı. Yan tarafta komşu tarlalar var. Onlar kendilerinin mısırlarına ilaç atarken onun da fasulyelerini ilaçlamışlar. Yani öyle ya. Neyse ben işime bakayım. Hava iyice ısınmadan şu biberleri de çıkarayım aradan. Şu pırasaları da çıkarayım aradan. Evde camlar silince, kapılar silince, halılar asıldı. Halılar çevrilmedi arkadaşlar. Halıları ters düz etmek gerekiyordu. Ters düz edilmedi. Ben zaten bu kolumla çeviremem. Öyle yani. Camlar için de diyorum pek acele etmeyeyim. Zaten Çarşamba günü kontrolüm var. Çarşamba günü korucuya gideceğim. Bir saatlik mesafe. 3 arabaya biniyoruz arkadaşlar. Kom Köprü arabası, Adapazarı arabası, Korucuk arabası. Giriş geliş 6 araba. <laughs> Onlara gidiyorum. Orada sıra bekliyorum. Hastane psikolojisi zaten mahvediyor insanı. Çarşamba gününe kadar e, evin içinde, evin içinde sadece şunu yapmayı düşünüyorum. İşte çekyatların altını kaldırıp silmeyi düşünüyorum. Kıyı köşeyi silmeyi düşünüyorum. Süpürüp sileceğim halılar yokken daha rahat çekerim eşyaları. Ondan sonra <laughs> halıları sereriz. Halıları serdikten sonra işte perşembe ya da cuma camları kapıları silerim. Ondan sonra önümüzdeki pazar ya da cumartesi de öbür evin hallarını yıkayacak eşimle çocuklar. Yine ben de el atıyorum. Elim el atmadan olmuyor. Ben de el atıyorum. Beraber yapıyoruz. Ondan sonra da bugün gerçekten konuşacak halim de yok, enerjim sıfır. Ondan sonra da işte o evin kapılarını camlarını sileceğim. Şöyle güvenebileceğim işini güzel yapan bir bayan bulabilsem yardımcı camları kapıları sildiririm ama yani gerçekten gözüm arkada kalır. Camlar çamur yağmış sinek pislikleri var. Onları sineklikleri, onları tertemiz yapması lazım. Yani bize de para gökten yağmıyor ya. Bir adam çalışıyor zaten başka da bir geliri yok. O yüzden işini güzel yapan biri olsa camları sildirirdim. Gerçekten enerjim yok. Hani bana şey diyorlar işte sen hastayım hastayım diyorsun iş yapıyorsun hastayım. Ne yapayım? Siz söyleyin. Ne yapayım yani? Etrafımda bacım yok, anam yok. Ablam yok. Kim yapsın? Siz söyleyin. Ben diyeyim ki çağırayım da yapsın. Kim yapsın? Ben yapacağım yine mecbur. Bazen kızıyorsunuz bana kendini çok yoruyorsun diye. Ben de biliyorum kendimi yormamayı ama her şeyde yapmak zorunda olduğumu da biliyorum. Mecburum. Yapmam lazım. O camları kim silecek? Kapıları kim silecek? Öyle. Çocukların da çocukların da hayatlarını karartmak istemiyorum arkadaşlar. Çocuklarım da çocukların çocukluğunu yaşasın istiyorum. Onlara da sürekli cam kapı mı diyeceğim. Yardım ediyorlar zaten ettikleri kadar. Onları da bunaltmak istemiyorum. Onlar da çocukluğunu yaşasınlar. Bugünler çabuk geçiyor. En azından güzel anılar biriktirsinler. Çocukluğumuz anneme kapı cam silmekle geçti demesinler ileride. Desem yapıyorlar. Yapıyorlar da ben yani kıyamıyorum. Çocukluk yılları çabuk geçiyor. Güzel geçirsinler istiyorum. Zaten her istedikleri, her güzel bir şekilde yaşatamıyoruz bari bedenen yormayalım çocukları. Ben işimi yapayım arkadaşlar. Güneş tepeye vurdu mu ben artık yapamam. <laughs> Evde toparlamadım. Bir yatağımızı toparladım. Elif'in yatağını, kendi yatağımızı. Mutfakla çekyatların üstü dağınık. <laughs> Önce bir bahçeyi dedim halledeyim güneş tepeye vurmadan. Hadi bakalım. Temizledikten sonra göstereceğim arkadaşlar bu hali. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu otların hepsini temizleyeceğim. Pırasanın da otunu temizledim arkadaşlar. Zaten hiç düzenli çıkmadı. Koca yere ektim. İnanın. İkinciye ekmiştim biliyorsunuz. İkinciye ektim. Bu kadar çıktı. Ben şimdi bunlar biraz büyüsün. Bunların hepsini sökeceğim tekrar fideleme yapacağım. Yoksa böyle olmaz. Çünkü bakın şurada bir tutam böyle sık. Ondan sonra bazı yerlerde yok, bazı yerlerde çok. Gördüğünüz gibi. İşte onları biraz büyüsünler. Şu boya gelsinler. Bu boya gelince artık. Bunlar ilk diktiğim tohumlardan kalma. Görüyor musunuz? Eğer çıksaydı bu kadar olacaktı. Yani fide zamanı olacaktı. Yani fideleme zamanı olacaktı. Maalesef olmadı. Yine bunlar büyür. Bunlar büyüdüğü zaman burayı komple sökeceğim. Çapalayıp yeniden fideleme yapacağım. Böyle bu kadar böyle şey olmaz, seyrek olmaz. Buralar boş. Buralara da bir şeyler ekmem lazım. Oralar boş. Bazı yerler. Boş yere çapa yapacağım. Fide alacaktık ama Fide almaya da çarşıya gitmedim hiç. Dur bakalım. Ne yapacağız bilmiyorum. Şu orta kaldı arkadaşlar. Biberlerin orası. Şu kenarı yaptım. Zaten belli çapalanan yer. Bir ortası kaldı. Ortayı da akşam serinliğinde mi yaparım? Yarın sabah. E, sabah serinliğinde mi yaparım? Bilmiyorum. Belki sabah serinliğinde yaparım. Çünkü güneş çıktı. Gerçekten zaten başım dönüyor. Hiç enerjim, gücüm yok. Mutlu değilim. Mutlu olmayınca da iş yapamıyorum. Kendime biraz maydanoz alacağım arkadaşlar. Ondan sonra marullarıma bakın. Nasıl güzel oldular. Güzel tuttu hepsi de. Bir de gölgede çabuk kartlamazlar iyi olur maydanoz toplayacağım biraz kendime arkadaşlar şuradan biliyorsunuz beraber temizlemiştik temizleyince de nasıl güzel oldular bir yapraklarım tekrar oldu yaprakları toplamam lazım çabuk katlıyor. çabuk verdiği gibi de çabuk da kartlıyor onları da toplayıp şişeye koymak lazım kendime biraz dereotu alacağım şöyle birkaç kök dereotum var Düşünün dünya dereotu ektim, çıkmadı. Bu sene bir gariplik var zaten. Gerçekten bu sene ekiyorsun olmuyor, dikiyorsun olmuyor. Olan da ilaçlanıyor. Öyle. Olduğu kadar Rabbim emeğimizin karşılığını mutlaka veriyor zaten. İşte ekstra olan şeylere insan üzülüyor tabii ki. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ne enerjim var, ne gücüm var. Gideceğim eve. Evde biraz yatacağım. Kafam hiç yerinde değil. Kalkınca da evi süpürüp silip kuruyan halıları sereceğim. Dediğim gibi çarşamba günü kontrolüm var. Saat 3'e e kadar orada olmam lazım. Ve 3'e kadar da hiçbir şey yememem lazım. Gece 12'den sonra. Ertesi gün 3'e kadar aç kalmam lazım. Çünkü aç karnına yapılan bir çekim. Ee, yani işte böyle Öyle yapacağım anlayacağınız Çarşambadan sonra cam kapı sileceğim Allah izin verirse Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar sizin de moralinizi bozduysam haklarınızı helal edin Size hep neşeli pozitif Güzel karşınıza gelmek isterdim ama Orada iki sıra fasulyem kurudu burada bir sıra domatesim kurudu Dört tane civcivim gitti yani haliyle e, kim olsa üzülür. Ben de çok üzüldüm. Öyle. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.